Adamın biri restorantın birinde otururken bir anda ayağa fırlıyor. Yaşasın diyor. Tam 18 sene sonra ilk çocuğuma kavuşacağım Allah'a şükür. Garson diyor. Bütün masalara benden bu akşam pilav üstü döner. Kimseden para alma, hesabı ben ödeyeceğim. Neyse garson pilav üstü dönerleri dağıtıyor. Herkes evine varıyor. Evli evine, köylü köyüne gidiyor. Adam hesabı ödüyor. Aradan 3-5 gün geçiyor. Marketin birinde o akşam o adamın pilav üstü döner ısmarladığı akşam o restoranda bulunan adamın biri o pilav üstü döner ısmarlayan adamı elinde çocukla markette görüyor. Çocuk babacığım çikolata alalım mı? Babacığım süt alalım mı falan filan diyor. Adamın da bu kafasına takılıyor. Allah Allah diyor ya. Bu adam daha 3-5 gün önce restoranda 18 sene sonra baba olacağım diye herkese pilav üstü döner ısmarladı. İlk çocuğuymuş. Acaba diyor bu çocuk neyin nesi? Market çıkışında bu adamı yakalıyor. Bu merak eden adam. Abi diyor bir şey soracağım diyor. Özür dilerim diyor. Buyur diyor adam. Geçen akşam ben de oradaydım diyor. Restorantın birinde 18 sene sonra baba oluyorum diye diyor. Bütün masalara pilav üstü döner söyledi. Ama velakin dikkatimi çekti. Bugün eline yapışan bu çocuk da baba deyip duruyor. Hani diyor senin çocuğun yoktu. Bu neyin nesi diyor. Adam hafiften tebessüm ediyor. Ya doğru evet. O akşam bu yemeği ısmarlayan bendim. Niye böyle bir şey yaptın diyor. Ben bunu merak ediyorum diyor. Yan masada diyor çorba içen bir yaşlı amcayla bir yaşlı teyze vardı. Yaşlı teyze dedi ki yahu bey biraz daha paramız olsaydı da keşke bu akşam bir pilav üstü döner yiyebilseydik. Ben de bunun üzerine böyle bir telefon numarası yaptım diyor. Adam şaşırıyor ve yine soruyor. Ya çok güzel bir şey ama diyor niye o kadar masrafa girdin diyor. Sadece diyor o yaşlı teyzeyle yaşlı amcaya ısmarlasaydın diyor. Niye bütün restoranta bu yemeği ısmarlama gereksinimi duydun diyor. Bunun üzerine adam yine hafiften tebessüm ederek bak işte diyor o olmazdı. Belki rencide edebilirdim. Ben de yaptığım iyilikten hiç haberdar olsunlar istemedim. Onları rencide etmekten korktum. En iyisi böyle bir şey yapayım da kimse anlamasın dedim. Hem ben nefsimi huzurlu ettim. Hem ben kalbimi mutlu ettim. Hem de demiş onların bir ihtiyacını giderip mutlu olmalarını sağladım. Allah böyle güzel insanları bizim başımızdan eksik etmesin inşallah. Rabbim iyi insanları hep var etsin inşallah. Armağan olsun.